Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki videoda yine PUBG'deydim ve yine Miramar'da oynamıştım. Meğer bir önceki video eski Miramar'ın son videosuymuş arkadaşlar. Çünkü enteresan bir tesadüf yaşandı. Ben o videoyu çektikten sonra PUBG'ye yeni bir güncelleme geldi ve Miramar yenilendi arkadaşlar. Tekrar bir elden geçirildi ama bana göre en önemlisi oyuna Dragunov adında Rus yapımı yarı otomatik yeni bir DMR silah geldi. İşte onun haricinde yeni araba Aston Martin geldi. İşte Miramar'a özel bir kum fırtınası olayı geldi. Birkaç ıvır zıvır özellik falan daha geldi. Hepsini anlatacağım. Bu videoda aklınızda en ufak bir soru işareti bırakmamaya çalışacağım. Bunları falan alalım, loot'umuzu falan yapalım. Bu arada şu an test server'ındayım, onu da söyleyeyim. Ana sürüme henüz gelmedi bu güncelleme. Test server'ında da İşte 80 tane bot varsa 20 tane gerçek oyuncu var falan gibi bir şey. Aha, Dragunov'u da bulduk. E tabi şimdi yeni çıktı ya, her yere koyarlar. Geleneksel Rus yarı otomatik keskin nişancı tüfeği. Evet, karşınızda yeni silah Dragunov. Yalnız Rus yapımı olduğu nasıl belli? AK'yi andırıyor, ahşap detaylar falan. Sesine bakalım. Çok fazla tepmiyor. En yüksek atış hızı da bu. Klik spamlıyorum. Yani sesi doyurucu ama bir de gerçek rakipler üzerinde bakalım. Arkadaşlar yalnız şuraya bakar mısınız? Hani bir önceki videoda özellikle burayı göstermiştim. Bak, bu çatıya çıkın daha rahat oynarsınız demiştim. Ama çıkması daha zordu, bunu kolaylaştırmışlar. Yani PUBG sanki videoyu izleyip değiştirmiş burayı ya, kolaylaştırmış. PUBG, fikirleri alıyorsun bizden, ondan sonra uyguluyorsun. Bize de bir şeyler ateşle be. Şurada bir çatışma var. Hemen Dragunov'a şöyle bir gerçek rakipler üzerinde bakalım. Bunlar bot galiba. Bak, tek attı buna mesela. Büyük ihtimalle bir kaska zaten tek atıyor ama işte kritik hasar diye bir şey var. Rastlantısal olarak iki kaska da tek atabildiği durumlar oluyor arkadaşlar. Şans yani o. Bakın arkadaşlar, kum fırtınası da bu şekilde. Çok güzel denk geldi yalnız. Küçük küçük böyle gazdaymışım gibi canım gidiyor. Şu an gerçi gazdayım ama kum fırtınası da yine böyle ufak ufak canınızı götürüyor. Ve koşamıyorsunuz. Şu an böyle bir koşmaya başladım, biraz dışında kaldım. Ama yani binanın içine girince fırtınadan etkilenmemek gerekiyor abi. PUBG bence bunu düzeltecektir. PUBG, yine kaptım fikre ha. Hadi yine iyisin. Şimdi gelelim yeni araba Aston Martin'e. 3 farklı modeli geldi bu arada. 2 tanesini bu Coupe RB'yi dönüştürerek alabiliyorsunuz. Diğeri de bir SUV modeli. Onu da UAZ'ı dönüştürerek alabiliyorsunuz. Tasarım çok iyi abi. Yani tasarıma laf yok ama hani ortada pay to win bir durum var mı? Daha hızlı mı gidiyor? Daha bir şey mi? Ona videonun sonunda detaylı olarak, karşılaştırmalı olarak bakacağım arkadaşlar. Biri ateş etti. Bak, bandaj basarken önünü çok daha rahat görüyorsun abi. Normalde görüş çok kötü yani. Sevmedim yani. Vallahi sevmedim yani. Görüş çok önemli abi bu oyunda. Tek attık galiba. Tabii test server olduğu için biraz ping de var yani adamlar. Aha, gerçek bir rakip. Gel. Bak. Lastiğimi falan alıyor. Lastiği aldı ya. Fırtınadan önceki sessizlik gazozumu içeyim, döneceğim ben sana. Biraz daha yukarı mı tutmak lazım? Evet. Silahı sevdim arkadaşlar. Yok ediyor yani, gerçekten yok ediyor. Arabadan ne istedin be? Evet, sağ ön lastiğimiz yok arkadaşlar. Yalnız lastik olmamasına rağmen güzel gidiyor. Ama işte önünü göremiyorsun ki abi, bu ne? Biri sıktı. Baya baya tek atıyor ya bu. Hele kafaya geldi mi hiç affetmez yani. Arkadaşlar, maçı buraya kadar getirdim, bari bir win'i alayım. Hemen diğer maça geçeceğim. Daha göstermek istediğim şeyler var size. Ne yapıyorsun lan Rodriguez Sanchez? Yalnız bu ne sıcaktır ya. İstanbul'da mıyım, Miramar'da mıyım belli değil. Baya Miramar'ı şu an birebir yaşıyorum arkadaşlar. Lan oğlum, bot musunuz, gerçek misiniz, anlayamıyorum artık he.
gerçek gibi ya. Silahın da şeyini çözemedim ki. Bullet drop olayını. Çözdüm. Silahı test ettim, onayladım arkadaşlar. Güzel, alın, kullanın. Şu arabayı alıp hemen çıkalım buradan. Burası tehlikeli, ne olur ne olmaz. Kanka bir sıkmayın, 2 dakika bir şey anlatıyoruz be. Zaten çöl sıcaklarıyla boğuşuyoruz burada. Arabayı hemen Aston Martin'e çevirmedim ki. Hani tenha bir yere gidelim, orada bir karşılaştırmalı bakalım. Şimdi bakalım pay to win bir durum var mı abi? Yani parayı veren düdüğü çalar mı? Son hızımız şu an 152, 153, bir 154 gördük, 155. Ortalamasına 150 de. Biraz yokuş aşağı falan ya. 150 ortalama. Görüş falan, şöyle bir arkaya falan bakalım. Gayet güzel. Alışık olduğumuz bir araç zaten. Evet, aynı yolu geri geldim ki hani eşit şartlarda kıyaslayalım. Ama tasarımı güzel abi, yani insanın baktıkça bir daha bakası geliyor. Bu arada kum fırtınası geliyor. Ne alaka ya? Oğlum bir sal ya. Tamam, seni gördük ya. Seni gösterdim ya. Bak. Evet, yani arabaya herhangi bir hasar vermiyor ya da sürüşü etkilemiyor ama önünüzü göremiyorsunuz yani. Bu şekilde gidemezsin ki abi. Şans mı, şanssızlık mı, ne bu? Bunu da görmüş olduk ama iyi oldu. Evet, hadi bakalım. 144, 147, 148, 100, 100. Ana! Ulan birkaç kilometre sanki daha mı? 151'e sabitledi. Aynı diyebiliriz arkadaşlar. İkisi de 150 bandında. Ama benim size asıl göstermek istediğim şey şu. Arkaya bakın. Görüş yok. Abi Aston Martin. Yani alınma, gücenme ama yani bu arabayı niye bu kadar klostrofobik yapıyorsun abi? Biraz ferah yap ya. Bir panoramik dönüş yap. Önümüzü göremiyoruz abi ya. Ben beğenmedim yani şahsen. Grafikleri ultra'ya aldım arkadaşlar. Detayları da şöyle bir görelim. Bundan sonra ultra'da oynayayım abi ben. Yansımalar falan bayağı güzel oldu. Bu arada arabayı ben çok beğenmedim ama şimdi yarın öbür gün Aston Martin bir araba hediye etmeye falan kalkarsa düşüncelerim tabii değişebilir yani arkadaşlar. Sonuçta klostrofobik ama yani prestijli de yani. Bak kornası mesela. Kornası çok güzel. Bir diğer yenilik de haritanın çeşitli bölgelerinde bu şekilde halatlar geldi. Böyle kayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an silahı elime almaya çalışıyorum. Alamıyorum. Bir de ateş edebilseydik güzel olurdu bence. Atlayınca da paraşüt açılıyor. Sorun yok. Buradan çok kişi kayarken rahmetli olur ha. Ondan sonra arkasından deriz. Rahmetli de iyi kayıyordu deriz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güncelleme ile birlikte gelen başlıca yenilikler bunlar. Onun haricinde işte birkaç bölgenin ismi değişti. Bazı bölgeler yeniden tasarlandı. İşte ağaç, bok, püsür bazı yenilikler geldi yine ufak tefek ama en önemli yenilikler bunlardı. Lütfen sizler de bu yenilikler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Arabayı sevdiniz mi? Silah nasıl olmuş? Umarım bu video biraz olsun fikir vermiştir sizlere. Elimden geldiği kadar, dilim döndüğünce anlatmaya, göstermeye çalıştım. PUBG videolarının devamı ve fazlası için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz de tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Adios amigo. Normalde başladığım bir işi yarım bırakmam. Beni bilirsiniz yani. Bu maçı bitirirdim ama test server olduğu için çok fazla bot var. İşte ping var falan. Çok keyifli değil yani. Ana sürüme yenilikler gelince o zaman tadını çıkartırız. Görüşmek üzere.